Mutfak Dini'den hepinize yeniden merhabalar. Bugün pamuk gibi bir kıvamıyla iki renkli, diğer adıyla diyecek olursak zebra kek yaptım. Olabildiğince pratik bir lezzet ve tabii ki acele yapılmış bir lezzet. Nasıl mı yaptım? İşte şimdi hemen yapım aşamasına geçelim. Sayfama hoş geldiniz. Bugün acele bir kek yapacağız. Niye acele ediyoruz? Aslında acelemiz yok. Ama hani acele yaptığımız keklerin sonucu mükemmel olur ya, işte o yüzden acele yapacağım keki. Şimdi bu nereden çıktı? Geçen gün misafirim gelecek, 1 saat zamanım var ve hemen bir kek yapmam lazımdı. Her şeyi inanın o kadar çabuk bir şekilde yaptım ki özenmedim. Yani onu yavaş ekleyeceğim, bunu yavaş ekleyeceğim, şöyle pofuduk bir çırpma olacak falan. Yok yani, hani onu falan da elemedim. İnanın o kadar güzel bir kek çıktı ki ortaya. Yani bugüne kadar yaptığım 4-5 kekten bir tanesiydi ki misafirler tadına bayıldı. Ben de gittim geldim 2-3 kere böyle kıvamına baktım yani. Nasıl bir kek yapmışız yani. Kızımla beraber yapmıştık tabii. Yalnız yumurtaları daha önceden çıkarmıştım. Zaten benim her zaman mutfağımda bir 4 tane yumurta böyle durur yani. Kek yapmak için, işte acele bir şeyler yapmak için oda sıcaklığında bulunsun diye mutlaka yumurta bulunur. Bir tek yumurtalar oda sıcaklığındaydı. Belki de ondan mı güzel kabardı? Sanmıyorum çünkü başka zaman arkadaşların da söyledikleri var, hemen yok ben buzdolabından alıyorum, hemen birbirine ekliyorum, çok da güzel kabarıyor. Aslında şu anda vakit bol ama ben acele edeceğim keki yapmakta ki sonucunun nasıl olduğunu merak ediyorum ki gerçekten de öyle olacak. Şimdi eğer sonucu güzel olursa diyeceğim ki tamam, bundan sonra artık keklerin hiçbirine özenmeyeceğim. Hemen böyle birbirine ekleyip böyle çırpıp hemen fırına atacağım. Ama yok, eğer güzel olmazsa o zaman diyeceğim ki tamam, demek ki neydi, misafirin bereketi çok güzel kabarmıştı geçen gün. Kek. Ondan sonra artık dikkat ederim. Şimdi hemen malzemelerimiz burada zaten. Malzemeleri ben ayrı ayrı saymayayım. Yapım aşamasında malzemeleri de saymış olurum. Şimdi hemen yapmaya geçelim. Çok acele yapalım. Oda sıcaklığında beklemiş 4 adet yumurtamız var. Bunu hemen ekliyorum. 1 su bardağı şeker. 200 ml su bardağı. Bunları bir çırpalım. Yumurtaları böyle sarılığa gidip böyle beyaz oluncaya kadar pufuduk bir kıvamında çırptım. 1 su bardağı sıvı yağ ekliyorum. 1 su bardağı süt. Ve 1 paket vanilya. Bunu da çırpıyoruz. Bir çay bardağı hindistan cevizi. İsterseniz ekleyebilirsiniz. Bunun yerine ceviz de ekleyebilirsiniz. Böyle kıtırlık veriyor keke. O yüzden ekliyorum. Bunu da sadece bu şekilde karıştırıyorum. Biraz karışmış oluyor. Bir su bardağı un. Hiç elemeyeceğim. Öylesine koyuyorum. Ve ikinci su bardağı. Onu da ekliyorum. 2 paket kabartma tozu kullanıyorum. Bunun ilk önce bir tanesini ekliyorum. Hemen. Ve bunları güzel bir çırpıyorum. İki renkli kek yaptığımız için tabii yarısını ayırıyorum. Buraya ekliyorum. Hamuru ikiye ayırdık. Beyaz olan, buna da kakao ekleyeceğim. Şimdi beyaz olana yarım su bardağı kadar, yarım su bardağından biraz da az un ekliyorum ve bunu çırpıyorum. Şimdi bir paket kabartma tozunu ayırmıştık. Onun yarısını, şimdi yarısını hemen buraya ekliyorum. Çok az. Yarısını buraya ekliyorum. Yarısını da öteki kakaolu yapacağım hamuru ekliyorum. Geçen gün nasıl yaptıysam onun aynısını yapıyorum. Geçen gün de aynen böyle yapmıştım. Yarı yarıya eklemiştim. Güzel sonuç vermişti. Şimdi de aynı şeyi deneyeceğim. Güzel sonuç verecek mi diye merak ettiğim için. Beyaz hamurumuz hazır. Şimdi kakaolu hamuru çırpmaya başlayacağım. İlk önce beyazı çırpıp daha sonra kakaoyu çırptığında mikserin uçlarını yıkamaya gerek olmuyor. Bu da büyük bir kolaylık oluyor. Şimdi buna un koymuyoruz, kakao koyuyoruz. 3 yemek kaşığı dolu olmayacak şekilde kakao ekliyorum. Çok dolu yapmanıza gerek yok. Bir
Bunu da bir güzel çırpıyorum. Bunu da çırptık. Eğer koyu olduğunu düşünüyorsanız biraz daha süt koyup açabilirsiniz. Bu da benim her zamanki yöntemim. Hamurlar hazır, beyaz ve kakaolu hamur. Kek kalıbına dökeceğiz. Tek kek kalıbını yağlayacağız. Neyle yağlayacağız? Sıvı yağ değil, tereyağla yağlıyorum ben her zaman. Bak, bundan ödün vermem. Çünkü bunun sonucu çok iyi oluyor. Mutlaka tereyağla yağlamak daha iyi olacak. Şimdi hemen tereyağını kek kalıbının her tarafına sürüyorum. Şimdi biraz beyaz hamurdan ekliyorum. Yani öyle ayrı ayrı kaşıktır, kepçedir diye uğraşmıyorum. Hemen anne usulü. Biraz kakao. Böyle devam ediyorum. Biraz beyaz, biraz kakaolu hamuru ekleyerek tüm hamuru bitireceğim. Ara sıra sallarsak böyle dağılmasını sağlarız. Sonuncu beyazı da koyuyorum. Hamurun hepsini ekledik. Biraz da böyle sallıyoruz. Renkler biraz karışmış oluyor. Ve bu haliyle önceden ısınmış 180 derece 350 Fahrenheit fırında 40-45 dakika kadar pişireceğiz. Şimdi keki kontrol ediyorum. 40 dakika geçti. Böyle şiş çöple kontrol ediyorum. Evet, üzerinde hiçbir yapışkan yok. Çöpün demek ki olmuş. Böyle yaptığımızda eğer çıkarırsak üzerinde yapışkanlık oluşuyor. Yapışkan varsa bu çöpün üzerinde olmamıştır ama bu olmuş. Hemen fırından alıyorum. Keki biraz bekledim, soğudu. Şimdi çevirmeye hazır. Ondan önce biraz böyle sehpaya vuracağım. Bakayım daha rahat çıkar mı diye. Umarım rahat çıkar. Şimdi hemen çevireceğiz bunu. Bir tabak koyuyorum ve hop diye çevireceğim. Umarım düşer. Yani çok kolaylıkla düşmesi lazım. Evet, inanın çok kolaylıkla düştü. Gerçekten. Yani ben bile şaşırdım. Yani... Evet, kekimiz muhteşem bir şekilde hem kabarmış hem yapışmamış. Tereyağının hikmeti ve gerçekten de acele yapılan kekin sonucu. Şimdi kekimizi kesme zamanı. Keselim bakalım içinin kıvamı nasıl? Acele yapılmış bir kek ve nasıl? Hemen gösteriyorum. Gördüğünüz gibi. İçi arı peteği, böyle peteğe benzer bir kıvamı varsa kek olmuştur böyle. İçerisi petek gibi gözüküyorsa yumuşacık, harika bir kek. Şimdi hemen dilimleyeceğim hepsini ve sunumuyla beraber geldim. İki renkli kekimiz veya diğer adıyla desek zebra kekimiz afiyetle yenmeye hazır. Hemen gösteriyorum. Yumuşacık, bakın pamuk gibi bir kek. Ben tadını da çok sevdim. İçerisindeki şeker oranı da çok az. Eğer isterseniz şeker oranını biraz daha artırabilirsiniz. 1,5 bardak kullanabilirsiniz şekeri ama ben bu haliyle bile çok sevdim. Muhteşem bir lezzet. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başka güzel tariflerde buluşmak üzere. Hoşça kalın.